Şimdi öncelikle bizler biliyorsunuz bu AKP hükümetiyle hızlanan Alevileri asimile etme çabalarını çok aslında erkenden fark etmiştik ve bunun önlemini almak için de Alevi Bektaşi kurumlarıyla bir arada durma adımını atmıştık. Önceki yıllarda aslında bunun sinyallerini vermişlerdi. Ne yapmışlardı mesela? Hacı Bektaş'ta gençlerimizi toplayıp onlara Alevilik anlatmaya çalışmışlardı. Aynı zamanda dedeleri toplayıp Kerbela'ya götürme, inanç turizmi adı altında Kerbela'ya götürüp güya orada yine dedelerimize hem Kerbela'ya hem de Aleviliği anlatacaklardı. Biz Alevi kurumları bir arada durarak mesela bunların hepsi Kültür Bakanlığı altında kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın çatısı altında örgütleniyor ve yapılanıyorlar. Biz 8 Kasım'da buna karşı durmak adına da büyük bir miting yapmıştık. Belki de meclis tarihinde bir ilktir. Meclisin önünde bu mitingi yapmıştık. Bütün bunlar aslında bu çabaların bugünkü uygulanan projelerin önüne geçmek adınaydı. Biz o zamanlarda mesela dedeleri toplayıp Kerbela'ya götürecekleri zaman da buna karşı çıkmıştık ve hiçbir dedemizin gitmemesini talep etmiştik ve bu söylediklerimizde karşılığını bulmuştu. Şu anda da biliyorsun takvim çok yoğun geçiyor. 2 Temmuz'un hemen ardından bizler yine durmadık. Anadolu'nun birçok yerine gittik. Bu arada tabii bir de ÇEDES projesi var. Biraz da ÇEDES projesini anlatmak adına da bütün Türkiye'yi dolaşırken biz bu Kültür Bakanlığı altında bulunan bu başkanlığın yapmaya çalıştığında bütün bizim örgütlü olmadığımız yerlerde bile Alevi köylerinde, Alevi nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde anlatıyoruz ve tarih boyunca bizim hiçbir zaman için devletin Alevisi olmadık. Dedelerimiz de devletin Alevisi olmadılar. Biz sadece bizim inancımızın gereği değil, bütün inançların da aynı şekilde yaşamasını aslında talep ediyoruz. Yani bizim eşit yurttaşlık talebimizin en büyük taleplerinden bir tanesi de budur. Biz dedelerimizin devletin memuru yapmayacağız. Çünkü dede devletin memuru olmaz. Devletin memuru olduğu zaman yolu değil, devletin öngördüğünü insanlarımıza anlatmak zorunda kalır. Aslında bizi sünnileştiremedikleri için asimile etme yönüne gittiler ve bu dedelere maaş bağlama da bunun en önde gelen çabalarından bir tanesi. Ama söylemiş olduğum gibi hem bu sadece Pirsan Abla Kültür Derneği olarak değil, Alevi Bektaşi Federasyonu'na bağlı olan bütün bileşenlerle beraber, diğer Alevi kurumlarıyla beraber biz Alevilerin örgütlü olduğu her yerde bunun mücadelesini veriyoruz ve gittiğimiz her yerde de bunun dedelerimizle birebir de görüşüyoruz, halka da anlatıyoruz ve asla bu maaşları kabul etmemelerini talep ediyoruz. Sonuçta hani bizim bu sofrada yerimiz yok, öyle söyleyeyim. Yani bir devletin sunduğu bu sofrada gerçek Alevilerin, Kızılbaşların, Bektaşilerin yeri yok.